Değerli Teksat izleyicileri Frankfurt'tan sonra bugün İstanbul'un açılışındayız ve yanımızda Aslan Hanım var, Aslan Güreşçer var. Aslan Hanım Eylül ortasında açacağız demiştiniz İstanbul'u Eylül ortasındayız ve beraberiz. Neler söyleyeceksiniz? Biz zamanında iş yapan bir şirketiz. Önce onu söyleyeyim. Ee, Eylül ortası demiştik, doğru. Ee, hatta 16 Eylül'de belliydi. Açıkçası bugünü e, korumak ve emeğimize de saygı gösterip açılışımızı sizlerle, basın mensuplarımızla yapmak istedik. Öte yandan bir burukluğumuz da var. Ee, ülkemizde devam eden bir takım e, tatsız durumlardan ötürü aslında çok büyük bir etkinlik planlamıştık, onu iptal ettik. İçimize sindiremedik çok eğlenceli, güzel bir etkinlik yapmayı ama bir taraftan da sözümüzü tutmak ki bu bizim şirket açısından iş dünyası devam ediyor hayatına. E, hep dikkat ettiğimiz bir şey. Buradayız, mutluyuz, heyecanlıyız. Çok büyük bir projeyi, Türkiye'de bir ilk olan projeyi devreye alıyoruz. E, doğrusu isterseniz aslında resmi açılışı Eylül'de yapıyoruz ki planımız da buydu. E, yoksa 7 Mayıs tarihinde bu binada e, ilk e, yönetim kurulumuzu yaptık, İlk müşterimiz olan Koç sistemde Temmuz başından beri resmi olarak salonu devreye aldı, hizmete soktu hatta iki yeni müşteriye satış bile yaptı bu süre zarfında. Harika, biraz binadan konuşalım isterseniz. Sanayi bölgesindeyiz, ne kadar metrekaremiz var, kaç bloktan oluşuyor, biraz detay alalım sizden. Memnuniyetle İstanbul Van e, toplam 12 bin metrekarelik beyaz alan ya da diğer bir tabirle e, yükseltilmiş döşemeye kapasitesine sahip bir tesis. Aslında toplam inşaat kapasitesi 26 bin metrekarenin üzerinde. Ofis alanları, teknik odalar, e, bir takım e, yan e, alanlarla beraber bütünüyle tesisimiz e, 26 bin metrekare. Civarında bir inşaat alanı o, olsa da toplam yükseltilmiş döşeme 12 bin metrekareye yayılıyor. Bu net alan söylediğim. 3 bloklu bir tesis burası. E, i̇lk iki bloğumuz üçer katlı. Her bir kattaki footprint 1500 metrekare. Dolayısıyla iki blok 4500 metrekare. En arkadaki bloğumuz C blok. Ee, o da iki katlı, 3000 bin metrekare, beyaz alana sahip bir tesis. Ee, en önemli taraflarından biri bu tesisin aktif aktif 30 megawatt enerji kapasitesine sahip olması. Rezerve edilmiş, kendine ait yatırımları, trafoları kendisine ait bir tesis. Dolayısıyla e, Türkiye'de bu anlamda da bir ilk data center. Ee, biliyorsunuz iş modelimiz zaten toptan satış mantığında satış yapmak, daha doğrusu kiralama yapmak yönünde. Ee, üstelik de ee, çok önemli bir farkı. Her bir salonu müşterinin arzu ettiği standartlar ne ve tasarım e, şekli ne ise ona göre yaparak veriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir müşteri İstanbul Vanda bir salon kullanmak isterse yapılmış, satışa sunulmuş standart bir alan almak yerine sıfırdan kendisinin standartlarına uygun tasarım e, isteyerek salon sahibi olabiliyor. Peki toplantıda konuştuk. Ankara'da da projeler, fikirler var. Koç var bir anda müşteri olarak. Bundan sonraki iş planınızı öğrenebilir miyiz? Hem Ankara hem de toplam olarak. Hı hı. E, i̇ki şekilde cevap vereyim. Bir tanesi Türkiye planlarımız. Çünkü bu önemli. E, ben biliyorsunuz öncelikli olarak Türkiye'den sorumluyum. İstanbul Van'dan e, sonra e, yakın bir gelecekte Ankara e, tesisimizi e, devreye almak üzere çalışıyoruz. Yol haritamızdaki en önemli adım ve öncelikli adım bu. Ee, elbette burada bir takım koşulların biraz daha netlik kazanması lazım. O yüzden resmi bir duyuru olarak bunu şimdilik yapmıyoruz. Öte yandan e, genel'e baktığımızda da Zenium geneline e, İstanbul'da, Frankfurt'ta tesislerimiz var. Bunun dışında iki yeni ülkede daha e, tesisimiz olacak şekilde e, yola devam ediyoruz. Bu anlamda hem global ölçekte hem de Türkiye ölçeğinde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Peki son olarak gelecek konuşalım. Zenium'un Türkiye'deki ve globaldeki gelecek planlarında neler var? E yatırımlarımızı öncelikle belirleyip e, iki farklı ülkede daha gelişmekte olan pazarlar açısından e, seçtiğimiz noktalarda yatırımlarımızı sürdürmek birinci adım. E, Türkiye ile ilgili öncelikle Ankara kararını vermezden evvel İstanbul'la alakalı bu mevcut tesiste belli bir doluluk seviyesine ulaşmak önemli. Önümüzdeki e, 3 ila 5 sene zarfında %50 minimum doluluk seviyesini yakalamayı hedefliyoruz. E, bunu nasıl yapacağız? Sorusu da planımızın bir parçası uluslararası şirketlerden olup da bu pazarda konumlanmayı tercih eden Türkiye'yi bir hap haline getirip bölgesel hizmet vermeye soyunan global firmaları bir kere İstanbul'u ana müşteri olarak almayı hedefliyoruz. Bu zaten bizim hedeflediğimiz doluluk seviyelerine ulaşmamızı sağlayacak bir girişim olur düşüncesindeyiz. Akabinde de veya bir miktar paralelinde de Ankara yatırımlarımıza yola devam kararımız var e, Ekibimizi genişletiyoruz yeni müşteriler almak için çalışıyoruz müşterilerimizin de kendilerine yeni müşteri almaları için onlara da destek veriyoruz Aslında tam anlamıyla kazan kazan bir e, planla yol haritamızı e, yürürlüğe koymuş durumdayız